Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce böyle bir video çekmiştim ama ona rağmen Instagram'dan sürekli aynı konularla ilgili sorular geliyor. Bu yüzden bunları derleyip toplayıp bir video daha yayınlamak istedim. Soruları not aldım unutmamak için. İlk soru okul ücretleri hakkında bir bilgi isteniyor. Ben ücretler konusunda konuşmuyorum, açıklama yapmıyorum. Bunu Instagram'da da belirtiyorum. Bir önceki videoda da belirtmiştim. Okulun sitesine girip bunu da niye yapmıyorum? Şimdi bir karışıklık olur. Ben videoyu yayınladıktan sonra okulun sitesinde ücretler güncellenir, değişir. Başıma iş almak. Ya işte biz oradan duyduk. Kendimi hiçbir şekilde böyle bir sıkıntıya sokmak istemiyorum. Ne zorluklar yaşıyorum. Şimdi bu zorluklar belli. Instagram'dan takip edenler bilir. Bir tanesi temizlik. Yani burada temizlik beklentiniz çok fazla olmasın. Yani kampüsün içindeki yurtlarda da temizliğinizden kendiniz sorumlusunuz. Biraz da şans meselesi. Çünkü tamamen random bir şekilde yerleştiriliyorsunuz. Bir seçim hakkınız falan olmuyor. Sizi kimle yerleştiriyorlarsa onlarla bir seneyi geçiriyorsunuz. Mesela benimle birlikte gelen Türkiye'den 7 kişi var. Onların hiç oda arkadaşlarının temizliğiyle ilgili bir şikayet olduğunu duymadım. Gayet memnunlar arkadaşlarıyla ilgili. 4 kişilik evde 2 banyo vardı. 2 kişi bir banyoyu paylaşıyordu. Banyo paylaştığım oda arkadaşımla da ne yazık ki hiç hoş anılarım olmadı. O yüzden biraz ağladım, sızladım. Ben burada daha fazla yapamıyorum, zar tut falan deyip odamı değiştirmiştim. İkincisinde de aşağı yukarı aynı problemleri yaşayınca dedim ki tamam, boş boşuna oda değiştirmenin bir anlamı yok. Hani aynı şeyler karşına çıkıyor. O yüzden banyoyu paylaşmayacağım bir tercih yapmak için kampüsün karşısında yurtla ev arası karışım bir yer var. Burada 4 kişilik, 3 kişilik, tek kişilik, 2 kişilik odalar var. İlla biriyle yaşamayı tercih ediyorum. Çünkü İngilizce açısından evde birinin olması, sohbet edeceğim birinin olmasının faydasını göreceğime inandığım için. O da yine tekrar söylüyorum, şans meselesi. O da arkadaşınız konuşkan, girişken falan olması gerekiyor. Ben elimden geldiğinde bir şeyler yapmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Dediğim gibi tamamen şans olduğu için mesela şöyle söyleyeyim. İlk oda arkadaşlarım da gayet tatlı kızlardı, sevecen kızlardı. Gittikleri yere çağırıyorlardı. Böyle bir problem yoktu. Ama felaket pislerdi. Yani o buzdolabından çıkan saçlar, tavalardan çıkan saçlar, banyo şöyle böyle bir şey yoktu ama kız ot kullandığı için ben bu durumda çok sıkıntı yaşıyordum. Oda arkadaşımla nargile, ot falan ne varsanız vardı. Yani tatlılar çok tatlı kızlardı. O ev ortamı bir hoşuma gitmedi ve ot kokusu çekmek hiç hoş değildi. Temizlikte de şöyle böyle. O yüzden oda değiştim. Yeni oda arkadaşlarım da küçük çaplı ırkçılık yapmaya başladılar. Zaten bir yere giderken hiçbir şekilde davet edilmiyordum. Ben mesela onlara yemek hazırladım. Kızlar hadi gelin beraber yiyelim diye. Herkes tabağını odasına çekildi. Ben salonda tek başıma falan yedim böyle. Gelmedi yani. Arkadaşlık kurmak istemediler. Markete giderlerken mesela teklif etmiyorlardı. Tabii şöyle de bir şey var. Hani demeyin ki hep onlardan mı bekledin? Ben de bir şeyler yaptım. Ben de hani yemek hazırladım. Sofraya çağırdım. Gelmediler. Geldiler. Tabaklarını alıp odalarına çekildiler. Ya birlikte bir şey yapmadılar. Ama kendi aralarında yapıyorlardı mesela. Yemek konusunda şöyle bir şey oldu. İlk sene geldiğimiz yemekle uğraşmıyorum. Zaten buranın ortamı uçmaktı falan derken okulun yemekhanesine yazıldım. Okulun yemekhanesinde de evet çok çeşit var ama her gün aynı çeşit olduğu için sürekli hamburger patates yemekten 4 ay içinde 8 kilo aldım. Ne zorluklar yaşıyorum. Hani yemek, temizlik, biraz da arkadaşlıkta problemler yaşadım. Tabii ki yani başka bir ülkeden geliyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir şehre bile gittiğinizde insan arkadaş istiyor yanına. Sohbet, muhabbet edebileceği, ders aralarında, işte hafta sonlarında bir şeyler yapabileceği insanlar arıyor. O da arkadaşlarımdan yana şansı çıkmayınca okuldan bir şeyim oldu. Okulda da bir giriyorsunuz 300 kişi. Yanına oturan insanla arkadaşlık ettin edemedin. Onun haricinde zorluk, başka zorluk hatırlamıyorum yani. Ama şunu söyleyebilirim. İnanın hiç kimse buraya güllük gülistanlık hayatına devam etmiyor. Herkesin ağladığı bir dönem olmuştur. O yüzden hani olacak, böyle şeyler olacak. İlk bir hafta alacaksınız, bir ay alacaksınız. Sonra geçecek. Sakın böyle şeylere hani ben anlatıyorum diye of ya şunları da yaşıyorum. Bunlar çok büyük problemmiş gibi göreceğinizi de zannetmiyorum. İlla ki içinizde benden daha güçlüleriniz vardır. Ben tam bir balık burcuyum. Her şeye ağlarım, her şeye zırlarım. Kimse gelsin bu problemi çözsün diye de beklemem. Kendi kendime ağlayarak onun geçmesini bekliyorum ve geçiyor. İlk geldim neredeyse 2 ay ağladım hani. Şeylerle kötü oluyorsun mesela. Kampüsün içinde yaşıyorduk ya o zaman. Okul bitiyordu, tatile giriyorduk. 10 gün tatil. Herkes boşalıyordu kampüs ya. Böyle incin top oynuyor kampüste. Mezni boş vakitlerde kampüs dışında çalışmak yasal mı? Kampüsün içinde çalışabilirsiniz. O da iş bulursanız. Çok fazla öğrenci çalışıyor. Çok fazla öğrenci talepte bulunuyor.
saatlik $10-12 arasında bir ücret alıyorlar. Ne yapabilirsiniz? Yemekhanede çalışabilirsiniz, servisler yapabilirsiniz. Yine kantin kısmı, okulun böyle bir campus center var. Yemek dağıtılan, yemek verilen yerler var, market var. Starbucks var. Bu tarz yerlerde çalışabilirsiniz kampüsün içinde. Veya öğrencilerin asistanlık yaptığı durumlar oluyor. Mesela yeni gelen öğrencilere işte kampüsü tanıtıyorlar falan filan. Bu tarz işler var. Kampüsün dışında çalışmanız yasal değil elbette. Ama çalışan arkadaşlar var. Kampüsün dışında Türk birilerini bulabilirseniz Türkler sizi... Var yani, yok değil ama hani yasal değil. Artık sessiz sedasız bir yerlerde çalışabilirsiniz. Yani. Tabii ki ben kimseye önermiyorum, kimseye öncülü olmuyorum. Yapanlar var. Yapıyorlar, sessiz sedasız çalışıyorlar ve okullarına devam ediyorlar. Üniversitenin olduğu bölge köy gibi mi? Yok, o kadar değil. Yani buraya biri köy demiş. O arkadaş muhtemelen köy görmemiştir. O kadar da abartmaya gerek yok. Ama tabii ki daha gelişmiş bir yol olmasını tercih ederdim. Hareketlilik açısından bir kere kampüsün içi çok güzel. Yani size kampüsün içi gayet yeterli arkadaşlar. Eğer yemekhanede değilseniz kampüsün içi gayet yetiyor. Ama yemekhanede değilseniz tabii ki markete gitmeniz zaten falan. Arkadaş ortamı, partilemeceler falan isterseniz çok güzel ortamlar var. Yani burayı köy diyen biraz ayıp etmiş, onu söyleyeyim. İTÜ'nün kampüsü için de konuşmuş olabilirler belki. Bilmiyorum, oraya kısmı hakkında bir fikrim yok. Şehirden memnunum. Sadece sıkıcı. Çok fazla yapacak bir şey. İlk gelenlerin zaten favori aktivitesi Walmart'a gitmek. Haftada 2-3 kez Walmart'a gidip geliyorsunuz. Hani bir şey yapmasanız öyle bir turlamaya gidiyorsunuz. Bir markette her şeyin içeride oluşu. Yani Apple'ından tut, o ıvır zıvırlara da bakıyorsunuz. Televizyona, yatağına, yorganına, işte tabağına, çanağına, yiyeceklerine, bir markette bulabileceğiniz her şey var. Yani sanki Ikea geziyormuş gibi Walmart geziyordum ben. Çok eğlenceliydi. Crossgate var, bir AVM'miz. O da gayet tatlış, güzel bir AVM. Güzel, büyük bir AVM. İstediğiniz her şey içeride. Crossgate, Walmart. Bir de Colony Center, o da başka bir AVM. Daha uzakta ama hani ada işinizi görür, eğlenirsiniz, takılırsınız, sinemaya gidersiniz falan. Onun haricinde böyle sürekli partilerin olduğu bir cadde var. Hiç gitmedim. Merak da etmiyorum. Sadece arkadaşlarımın snaplerinden gördüğüm için hakimim konuya. Yani bir 9 Eylül kampüsündeki gibi hareketlilik, canlılık. Ya burada zaten şey olarak da hani kültürler olarak da hadi arkadaşlar atlayalım, kafeye gidelim. İşte kafede otururken hadi akşam da şurada yemek yiyelim. Anlık bir yer verip bir yere gitme olayları yok. Kültür olmadığı için hani öyle bir sürü kafelerin olduğu bir cadde ben denk gelmedim. Belki de vardır. Hani şehrin merkezine çok fazla inmiyorum işim olmadığı için. Yaptığım tek şey trene binip New York'a gitmek arkadaşlarımın yanına. Onun haricinde burada çok fazla ben hani yani şehir merkezinde sokakların aşırı aşırı güzel olduğunu söyleyemem. Tamam yani. Şehir merkezinde bir müze var mesela. Orayı gezebilirsiniz. İşte bir günde hadi bilemediniz iki günde bitebilecek bir şehir. Gezmeyi bitirebileceğiniz bir şehir. Nerede ne var bu var. Her şeyi keşfedebileceğiniz bir şehir. O yüzden belki yani köy gibi denmiş olabilir ama sokakları, caddeleri güzel, fena değil. Aşırı soğuk mu? Aşırı soğuk. -16'ları gördük ne yazık ki. Görüyoruz. Bu biraz can sıkıcı bir olay. Mutlaka ve mutlaka yanınıza dudak nemlendiricinizi, el kremlerinizi, cildiniz için de iyi bir nemlendirici alıp gelmenizi tavsiye ederim. Bu aşırı soğukluktan ötürü sürekli klima kullandıkları için hani dışarının soğuğunun verdiği o kuruluk yetmezmiş gibi içerinin verdiği de bir kuruluk oluyor. Cildinizde, saç diplerinizde çok fazla kuruluk meydana gelebiliyor. Ben ısıtmalı yelekler, hırkalar aldım burada. Çok güzel işe yarıyor gerçekten ama aşırı karda onu giyemezsiniz. Yani onun da bir etkisi olmaz. Ciddi anlamda kat kat giyinseniz de ama da çok falan. Baharda falan böyle. Önerim kat kat giyinebilirsiniz. İçiniz zaten burada herkesin yaptığı bir şey kat kat giymek. Çorapları bir yer. Lahana gibi kat kat giyindiğim bir video vardı. Kat giymekten başka hani önerebileceğim bir şey yok. Soğuk biraz. Genel kitle geldiğinden memnun gibi mi? Yani biz 7 kişi geldik. Şimdilik böyle şikayet edip geri dönen, pes eden, bırakan olmadı. Çok şükür. Olursa da muhtemelen ilk ben olurum. Sen kendi adına memnun musun? Tavsiye eder misin? Ben sürekli internette ağlıyorum buraya gelmekle ilgili ama bir vizyon görmek istiyorsanız başka şehirde yaşamanın bir tık üstü. Ben Bursa'dan İzmir'e geldiğimde de çok zorlandım. Yani ilk geldiğim dönem, ilk yarım dönem her hafta sonu eve döndüm ben. Abartısız. İlk geldiğim zaman ilk hafta mesela okulum daha açılmamıştı. O hafta sonu babam arayıp ne oldu ben eve göreyim, daha okulun açılmasında bir hafta varmış diye. İyi tamam kızım dediler ve ben o hafta tekrar eve göründüm, tekrar geri geldim. Hani ben görebileceğiniz en kötü örneğim.
başka ülkede yaşama zorlukları yaşayarak. Çünkü hani mesela kimisi burada erkek arkadaş edindi, onunla zamanını geçiriyor, hayatı mutlu. Ben görebileceğiniz en kötü örneğim yani burada bu noktada. Niye? Hassasiyetlik olarak bir balık burcuyum. Tam bir balık burcuyum. Her şeyi ağlıyorum. Ruh halim sürekli değişiyor. Bir gün böyle kendimi depresyona sokmak, ağlamak, hıçkıra ağlamak ve buradan evalizlerimi toplayıp eve geri dönmek istiyorum. Ertesi gün tamam diyorum, kızım sen ülke değiştirdin, başarılı olman gerekiyor, bunların altından kalkman gerekiyor falan da, böyle şeylerle pes etmemelisin falan diyorum. O yüzden yani benim böyle Instagram'daki ağlamalarıma bakmayın. Benim o ağlamalarımın sebebi 25 yaşında hala üniversite sıralarında oluyor olmam. Çünkü yani yaşıtlarım master'ını yapıyor, yükseğini yapıyor, doktorasını yapıyor. Kimisi evlendi, çocuk sahibi oldu, çocukluk arkadaşlarım. Kimisi iş hayatında çok başarılı yerlere geldi. O yüzden beni örnek almayın. Ve bana göre de kendiniz ya işte bu kız gitti bak bunları yaşadı, biz de gidersek bunları yaşarız değil. Tabii ki asla böyle bir şeyler gelirse zaten gelmeyin. Ama bir dünya görüşü sahibi olmak istiyorsanız, Amerika'ya yerleşmek gibi bir niyetiniz varsa, İşte farklı insanlarla tanışayım, farklı yerler göreyim, işte gitmeyi okurken aynı zamanda gezmek için çok fazla büyük bir şansınız var. Bir dünya görüşünüz olsun istiyorsanız, yeni insanlar tanımak, farklı kültürlerden insanlar tanımak, farklı kültürlerden insanlarla arkadaşlık edip, ilişki kurup hatta böyle çok güzel seviyelere getirebilirsiniz o ilişkilerinizi. Benim yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Tekrar gelecek kaygım yok. Maddiyattan dolayı da bir sıkıntım olmadığı için ben bu bölümü rahatlıkla tercih ettim. Dilersem hani 2 yıl sonunda burada da kalabilirim. 2 yıl sonunda paşa paşa kendi aile şirketime de geri dönebilirim. Yani bir kere 9 Eylül başarılı bir üniversite. Bunun yanına 2 yıl 9 Eylül'den bir diplomanız. SUNY'de yine aynı şekilde işletme bölümü adına konuşuyorum. Okul olarak iyi bir konumda. Yani sadece işletme adına bir binaları var. İşletmeye önem veren bir üniversite. Mezunları da çok güzel yerlerde. Ne gelin ne de gelmeyin derim. Elbette ki karar sizin. Sadece kendiniz için doğru olacağınız, mutlu olacağınız bir yerde olmanızı tercih etmeniz çok önemli. Öyle. Amerika'da dersler zor mu? Biz Türkiye'de sadece vize ve final haftasına çalışarak sınavları da geçmiş öğrencileriz. Ben çok 9 Eylül'de çok fazla ödev verildiğini hatırlamıyorum. 2-3 okuma veren hocalar vardı. Onun haricinde çok fazla ödev hatırlamıyorum. Burada her dersin sonunda her hoca mutlaka ödev veriyor. Yani ödev vermeden eve yollayan hocanız yok. Bunu bir kere bilin. Her hoca mutlaka bir okuma veriyor, etkinlik veriyor. İşte işletmede adının Excel üzerinden bize bir sürü şeyler veriyor. Bunları tamamlayın, imza tut falan. İşletme öğrencisi olduğum için bize Excel'den çok fazla şey veriliyor. Yani ona alışın. Onun haricinde zaten verilen ödevleri yaptığınızda derslerden çok fazla zorlanmazsınız. Yani öyle. Ben İngilizceden dolayı zorluk çekiyorum. İngilizcem daha iyi olsa muhtemelen dersler daha rahat geçecek ama ne kadar. Geçemezsen atılma riskin var mı? Yani bunu yine benimle deneyimleyebilirsiniz. İnşallah öyle bir şey olmaz da. 9 Eylül 7 yıl içinde mezun olma şartı veriyor. Onun haricinde muhtemelen sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok şükür daha oralara gelmedik. İnşallah da gelmeyiz. Amerika'da öyle bir sıkıntı yok. Yani dersi geçemedin tekrar alıyorsun. Geçene kadar alıyorsun ya yani onu. Öyle bir atılma gibi bir durum söz konusu değil. Sadece 9 Eylül'ün 7 yıl içinde mezun olma şartı var. Onu biliyorum. İnşallah olacağız. Okuduktan sonra kalmanın zor olduğu söyleniyor. Yani okul bittikten sonra bir OPT süreci var. İşte OPT'ye başvuruyorsunuz. O da okuldaki ortalamanızla hayat için başvuru yaptığınız bir mevzu. Yani ne kadar zor bilmiyorum. Bizim bölümden daha henüz 2 kişi mezun oldu. Biri iş hayatına girdi, çalışıyordu biz geldiğimizde. Mezun olmuş zaten çalışıyordu, iş hayatına başlamıştı. Geçen sene bir arkadaşımız mezun oldu. Ne yaptı bilmiyorum. Hani iş buldu mu, burada mı kaldı, Türkiye'ye mi döndü, hiçbir fikrim yok. Yani sorgulamadım. O günlere gelirsek eğer inşallah o süreci de beraber hallederiz. Ben onun için de video çekerim, merak etmeyin. Vize süreci. Eğer ilk defa Amerika'ya geliyorsanız, yanlış bilmiyorsam Ankara, İzmir ve İstanbul'da olması gerekiyor konsolosluklarının. Ben Ankara'ya gittiğim için Ankara'yı biliyorum. 2017 senesinde Chicago'ya gelmiştim. O zaman Ankara'ya gidip bir vize görüşmem olmuştu. Onda da evraklarınızı topluyorsunuz. İşte üzerinize ne var? Türkiye'ye mezun olduktan sonra geri döneceğinizin kanıtı, orada kalmayacağınızı, yanlış bir şey yapmayacağınızın kanıtlarını falan veriyorsunuz. Onlara bir güven veriyorsunuz o görüşme içerisinde. Vize sürecini işte görüşüyorsunuz, sonra evinize yolluyorlar. İşte 15 gün sonra pasaportunuzu evinize kargoluyorlar, onaylandıysa.
Eğer daha önce Amerika'ya geldiyseniz ve ikinci, üçüncü geçtiniz olacaksa da bunda da görüşmeye gitmiyorsunuz. Evraklarınızı sadece postalıyorsunuz konsolosluğa. Konsolosluk evraklarınızı kontrol ettikten sonra vizeniz onaylandıysa tekrar pasaportunuzu size kargoluyor. Vize sürecinde çok anlatabileceğim bir şey yok. Hani başımdan geleni bir önceki videoda anlatmıştım zaten. Valiz muhabbetleri, kilo vesaire neler yasak? Amerika'ya et getiremiyorsunuz. Onun haricinde ben yani şöyle getirdiğim şeylerde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Her şeyi de getirdiğimi düşünüyorum. Bagajı iki valiz veriyorsun, iki büyük valiz verebiliyorsunuz ve bunlar 23'er kilo olmak zorunda. Elinize alacağınız valiz de 8 kilo olmak zorunda. 23'er kiloluk iki büyük valiz verebiliyorsunuz. Yanınıza da bir tane kabin bagajı alabiliyorsunuz. O da 8 kilo. Bir de sırt çantanız. Sırt çantanız zaten tartmıyorlar. Ne koyarsanız koyun. Ama size tavsiyem bilgisayarınızı sırt çantanızda bulundurun. Ne aşağıya verin. Valizin içine koyup getirecekseniz onu valizin içinden çıkarttırıyorlar. O girişlerde X-ray cihazlarından geçerken valizi açtırıp bilgisayar içinden çıkartılıyor. Ayrı bir kaba koyuyor. X-ray cihazlarından geçerken sürekli bilgisayarınızı çıkartıp ayrı bir kutuya koyuyorsunuz bilgisayarınızı. Çantaya ayrı bir kutuya koyuyorsunuz. Bilgisayar böyle tek geçiyor içinden. Bu konuda biraz hassaslar. Her X-ray cihazına da bilgisayarı çıkarttırıyorlar. Bilginiz olsun. O yüzden sırt çantanızda olmasında fayda var. Mutlaka paranızı belinize böyle bağladığınız bir çantanızda olsun ve paranız belinize bağlı olsun. İlk kaldığınız yerde için de çok önemli. Çünkü sokakta da yolunuzu kesip para isteyebiliyorlar. Bilginiz olsun. O yüzden hani parayı emniyette tutmaya çalışın. Sadece cüzdanınızda olmasın ve paranın hepsi tek bir yerde olmasın. Mesela belinize bağlayacağınız o bel çantaları oluyor paralar için. Bende var ama şu an nerede bilmiyorum. Aldığınız o para çantanın bir kısmı orada olsun. Ondan sonra bir kısmı cüzdanınızda olsun. Bir kısmı çantanızın iç cepleri falan varsa orada olsun. Valize, aşağıya vereceğiniz valize çok fazla değerli bir şey koymamanızı tavsiye ederim. Risk almak da şey, ben gelirken bir bilgisayar getirmiştim mesela, valizdeydi ama valizi bir açmışlar, içini açıp kontrol etmişler. Artık bilgisayarımı kontrol ettiler, başka bir şey mi kontrol ettiler bilmiyorum. Valizi açtığında nasıl anlıyorsunuz? İçine böyle bizim kontrol ettiğine dair bir kağıt bırakılıyor. İçine ne yazdı, valiz kağıtta ne yazdığını hiç okup açmadım ama biri valizi açıp içine bir kağıt bırakmış. Onun kağıdı bulmuştum bir seferinde. Hani valiziniz mutlaka şey alıyor. Ben bir de mesela kilitleyip getirecektim. Kilidi kırıyorlarmış. Gerek yok risk almaya. Hani çok değerli, aşırı değerli şeyleri valizde tutmamanızı tavsiye ederim. Zaten buraya gelirken değerli bir şey getirmezsiniz. Buradan geri dönüşte getiriyorsunuz genellikle. Bilgisayardır, telefondur falan bu tarz şeyler. Öyle valize ben bir sürü şey doldurdum. Yani valizin içinde neler olduğuna dair ekstra bir video ister misiniz bilmiyorum. Burayı çok fazla uzatmak da istemiyorum. Yani genel kitlenin kafasında bu tarz sorular vardı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Teşekkür ederim buraya kadar dinlediğiniz için.